2015 yılının son çeyreğinde tüketici fiyat endeksi enflasyonu bir önceki çeyreğe kıyasla 0,86 puan artarak %8,81 oranı ile hem Ekim enflasyon raporu öngörümüzün hem de yıl sonu enflasyon hedefi etrafındaki belirsizlik aralığının üzerinde gerçekleşti. Biliyorsunuz böyle bir durumda hükümete bir açık mektup yazmamız gerekiyor. O mektubu da bugün gönderiyoruz. Enflasyon raporunun aslında mesajlarının bir özeti şeklinde. Onu da mektup iletildikten sonra bugün büyük ihtimalle ilerleyen saatlerde internet sitemizde sizlerle paylaşacağız. Aynı mesajlar olacak. Sadece hükümete bir kolektif çaba gerekliliğine dair bir ilave hatırlatma var ki zaten hükümet bunun gayet farkında. Dün akşam saatlerinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını yaptık. Bu gıda enflasyonu biliyorsunuz son yıllarda sürekli manşet enflasyonu üzerinde seyrediyor. Bununla ilgili Gıda Komitesi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na bir rapor sundu ve gelişmeleri şimdiye kadar yapılan çalışmaları özetledi. Orada son derece kuvvetli bir irade olduğunu ben gördüm. Özellikle şu anda enflasyon üzerine ciddi etki yapan iki tane büyük kalem var. Bunlar kırmızı et ki en ağır şekilde korunan bir sektördür Türkiye'de. Kırmızı et fiyatları arz talep dengeleri açısından ele alındı. Ve orada tedbirlerin hızla alınması ve fiyat istikrarının sağlanması konusunda bir irade ortaya kondu. Onunla ilgili ilgili bakanlarımız açıklamalarını da zannedersem yaparlar önümüzdeki günlerde. İkinci konuda ekmek fiyatları da bir ele alındı. Ekmekte maliyet nedir? Yeni fiyatlamalar nasıldır? Onunla ilgili de gene gerekli açıklamaları büyük ihtimalle ilgili bakanlarımız yapacaklar. Orada kuvvetli bir irade söz konusu. Bu sevindirici. Dolayısıyla bizim oradaki o kolektif çaba ihtiyacını göstermiş oluyor. Tek faize geçebilir miyiz? Geçmeli miyiz? O sorunun cevabı henüz değil. Henüz değil. Çünkü bu geniş faiz koridoru küresel oynaklıkların yüksek olduğu dönemlerde, geçmişte bize oldukça faydalı oldu, yardımcı oldu. Ve özellikle şokların nasıl bir hal alacağını, yani küresel risklerin nasıl bir hal alacağını görene kadar tek bir faize geçmemek daha doğru. Çünkü o tek faizin hangi faiz olması gerektiği ve ayda bir bunu değiştirmenin avantajları ve dezavantajlarına baktığınızda şu anda günlük likidite politikasıyla ayarlama yapmanın daha avantajlı olduğunu ve belirsizlikler azalana kadar artı bizim diğer politika boyutlarındaki araçlarımız, yani döviz kitlesi politikasındaki yeni araçlarımız ve finansal sektör boyutundaki araçlarımız etkilerini gösterdikçe, herkes burada bir güven sağladıkça, küresel şokların etkilerini çok iyi yönetebildiğimiz görüldükçe ondan sonra bunu tekrar değerlendirebiliriz. Onunla ilgili de her toplantıda Türk Lirası likidite politikasını ve oradaki ideal yapıyı tartışıyoruz kurul üyeleriyle birlikte. Orayı açıkla kavuşturduktan sonra, yani en son toplantıda neden herhangi bir adım atmadık sorusunun cevabını bu şekilde vermiş oldum ama aslında sıkı duruşumuzu ve bahsettiğim gibi dengeleyici özelliğini geniş faiz koridorunun kullanmaya devam ediyoruz ve yurt dışı gelişmeleri gayet yakından izleyip ideal politikayı tespit edip uyguluyoruz. Yılın son çeyreğinde ABD doları cinsinden ithalat fiyatlarında kaydedilen düşüşe karşın gıda fiyatları ve döviz kuru gelişmeleriyle birlikte enflasyon üzerindeki maliyet baskıları devam etti. Söz konusu artan maliyet unsurlarının çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi sınırladığını görüyoruz. Ayrıca asgari ücretle yapılan ayarlamanın genel ücretler ile enflasyon üzerindeki yansımalarını yakından izleyeceğimizi belirtmek isterim. Bu konuda da arkadaşlar çalışmaya başladılar ve bir yandan da biz de TÜİK toplarken fiyat topluyoruz. Orada aşağı yukarı tahminlerimiz doğrultusunda bir gelişme var. Ama sonuçta geldiğimiz noktada Ocak ayı enflasyonu artacak. Enflasyonun yılın ilk çeyreğinde çift taneye çıkmaması için bir gayret göstereceğiz. Ocak'ta çift taneye çıkma ihtimali az. Dolayısıyla tek hanede kalabilir ama daha sonraki aylarda bu baz etkisinin de yardımıyla trendler çok önemli olacak. Burada dikkat ederseniz sol tarafta H ve I'nin 3 aylık ortalama eğilimleri var. Bizim edindiğimiz intiba bunun tek haneli seviyeye düşeceği. Bu ay, Ocak ayında tek haneli seviyeye düşeceği. Bu döviz kurlarına en hassas olan kalem. Nasıl bu düşüş başladı? Biliyorsunuz burada 3. ay arka arkaya düşüş gözlemiş olacağız bu çekirdek enflasyonlarının eğiliminde. Burada bizim 18 Ağustos'ta yayınladığımız tedbirlerin faydası oldu. Bir de sıkı likidite politikası duruşumuzun faydası oldu diye düşünüyoruz. O tarihten bu yana
Türk lirasının gerek Amerikan doları, gerek avro, gerek döviz sepeti bazında hareketine bakarsanız nispeten yatay ve dalgalı bir seyir izlediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla orada bir kuvvetli bir trend oluşmadığı sürece bu tür dalgalanmalar enflasyon üzerinde kalıcı bir etki bırakmıyor ve buraya geçişler daha sınırlı oluyor. Dolayısıyla bundan sonra da dikkat edeceğimiz husus bu H ve I endekslerinin gerek krediler gerek döviz kurları tarafından gelecek etkilere karşı dayanıklı olması ve düşmeye devam etmesi yönünde olacak. O yüzden de gene elimizdeki bütün politika araçlarını bu yönde, enflasyonu düşürücü yönde kullanma yönünde devam edeceğiz. 18 Ağustos'ta ne yaptıysak işe yaradı ve onun devamı ilave bir tedbir almak gerekirse de onun zaman içerisinde alınması uygun zamanda şeklinde kararlı bir yaklaşımla buradaki trendi düşürmemiz gerekiyor ki enflasyon %7,5 yıl sonunda düzeyine kadar yaklaşabilsin. Enflasyonla mücadelenin önündeki ilk engel olan cari açık problemini önemli ölçüde çözmüş durumda olacağız. Kalan kısmını da kararlı bir duruşla ve sürekli bir mücadeleyle çözeceğiz. 2016 yılı geneline ilişkin talep görünümünü değerlendirdiğimizde 2015 yılına kıyasla daha güçlü bir iktisadi faaliyet bekliyoruz. Ve ilk defa bu yıl hane halkının geliri borcundan daha hızlı artacak. Bu da arzu edilen bir gelişme. Cari açıkta öngörülen düşüş ve güçlü kamu maliyesi de olası dış şoklara karşı ekonomi politikalarının dengeleyici yönde hareket edebilmesi açısından alan oluşturuyor. Avrupa Birliği ekonomisindeki toparlanma, ihracatımızı desteklemeye devam ederken, Orta Doğu ve Rusya'ya yapılan ihracata ilişkin belirsizlikleri aşağı yönlü risk unsurları olarak değerlendiriyoruz. Burada gümrük birliğinin dahi genişletilmesi söz konusu. Hizmetler sektörünün, hatta tarım da dahil olmak üzere diğer alanların burada eklenmesi ve daha serbest ticarete yakın, belki Amerika ve Avrupa arasındaki TTIP'e yakın bir anlaşmanın çalışılması planlanıyor. Özetle 2016 yılında iç talebin 2015 yılına kıyasla bir miktar güçlenmesine, dış talebin ise jeopolitik risklerin varlığına karşın Avrupa Birliği kaynaklı olarak toparlanma eğilimi sergilemesini bekliyoruz. Bu çerçevede makro ihtiyati politika tedbirlerinin devam etmesi ve dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmelerin katkısı ile cari açıkta gözlenen iyileşme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki iyileşmenin kademeli bir şekilde gerçekleşeceğini ve enflasyonun %5 hedefine orta vadede ulaşacağını değerlendiriyoruz. Enflasyonu düşürmeye odaklı ve kararlı bir politika duruşu altında enflasyonun %5'lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını, 2016 yılında %7,5, 2017 yılında ise %6'ya geriledikten sonra 2018 yılında %5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede enflasyonun %70 olasılıkla 2016 yılı sonunda %6,1 ile %8,9 aralığında, orta noktası %7,5, 2017 yılı sonunda ise %4,2 ile %7,8 aralığında, orta noktası %6 gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2016 ve 2017 yıl sonu enflasyon tahminlerinde Ekim 2015 enflasyon raporuna göre sırasıyla 1 puan ve 0,5 puan yukarı yönlü güncellemeler yaptık. %7,5'un yıl sonunda altında kalmak için bir şans görüyor musunuz? Biz bunu yapabilmek durumundayız. Çünkü enflasyondaki düşüşü eğer başlatamazsak bu Türkiye'yi çok daha kötü bir dengeye doğru götürebilir. Onun için elimizde ne varsa, hangi araç varsa o aracı enflasyonu düşürücü yönde kullanmamız gerekiyor. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar.